Aziz danışmanlıktan merhaba. Vatandaşlar, bugünkü konumuz Türkiye vatandaşı kimler alabilir? Nasıl Türk vatandaşı olabilirsiniz? Hangi şartları yerine getirmeniz gerekiyor? Konumuz Türk vatandaşlığı. İlk konumuza geliyoruz. İlk konumuz Türkiye'de Türk vatandaşıyla evlenmiş olup ayda ikamet izniyle devam ederek 3 sene sonrasında, yani 3 seneyi doldurma şartıyla Türk vatandaşlığı kazanabilirsiniz. Türk vatandaşlığı kazanmanız için şartların usulsüzlük dışında olması, resmi bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Şartlar yerine getirilirse 3 sene sonrasında Türk vatandaşlığı müracaatı yapabilirsiniz. İkinci konumuz Türk vatandaşlığına Türkiye'ye gurbete gelmiş veya yurt dışından çalışmak için gelmiş olan vatandaşlarımız çalışma izniyle, yani Türkiye'de yatırım, çalışma, kamu dairelerinde çalışma izniyle 5 sene sonrasında Türk vatandaşlığı kazanabilirsiniz. Tabii ki Türk vatandaşlığı kazanabilmeniz için çalışma izninizin süresiz, yani üzüntüsüz, kesintisiz bir şekilde 5 sene boyunca devam etme şartıyla Türk vatandaşlığı kazanma hakkı kazanmış olarak Türk vatandaşlığına müracaat yapabilirsiniz. Üçüncü şartımız ise Türkiye'de resmi bir şekilde daire, konut, arsa, yatırım alarak taşınılmazdan dolayı da vatandaşlık kazanabilirsiniz. Türk vatandaşları hangi şartlar altında nereye müracaat yapmamız gerekiyor? Türk vatandaşlığı müracaatı yapmamız için ile göre, yani Türkiye için aynıdır, illere göre değişir. Türk vatandaşlığı yapabilmeniz için örnek veriyorum, İstanbul'da il valiliğine giderek nüfus dairesinden vatandaşlık bürosuna müracaat yapmanız gerekiyor. Vatandaşlık bürosunun size verdiği belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak götürdüğümüz takdirde sizin ilk aşamasını geçmeniz sağlanacak ve Türk vatandaşlığı müracaatınız alınır. Ondan sonra Türk vatandaşlığı müracaatı 7-8 ay en az değerlendirme süresi olarak, onun içinde birkaç defa sizi sorgu, karşılıklı araştırma, daha detaylı bir şekilde özel bilgiler sorarak sizi, süreciniz o şekilde devam ederek sizi oylama sonucunda, 7-8 ay sonucunda sizi Türk vatandaşlığı kazanacağınıza uygun görülürse size Türk vatandaşlığı verilir ve artık siz Türk vatandaşısınız demektir. Türk vatandaşı olduğumuz zaman Türkmenistan, Özbekistan, yani Kazakistan veya Kırgızistan, ülkeye göre Türk vatandaşlık şartları değişir. Bazı ülkelere göre Türk vatandaşlığı yaptığınız zaman kendi ülkenizin vatandaşlığından çıkarak Türkiye vatandaşı sayılacaksınız. Türk vatandaşı yaptıktan sonra aynı Türk vatandaşının aldığı hizmetler, Türk vatandaşının gördüğü, aynı şartlarda, güzel şartlar altında faydalanabiliyorsa, yani kanundur, yardımdır, birçok şeyden normal bir şekilde kazanabilir ve o şekilde kararlar sizin hakkınızda da uygulanır. Onun için eğer siz de bir Türk vatandaşlığı bir isteğiniz ya da Türk vatandaşlığı olmak için buralara gelmiş iseniz bizden uğrayarak veya arayarak danışmanlık hizmeti ücretsiz şekilde alabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde de ileriki videolarımızda
detaylı bir şekilde anlatacağız. Çünkü vatandaşlık konuları her vatandaşın kendine özel husus ve kendine özel bir konu olduğu için onun için daha uzundur. Daha sonraki videolarımızda daha net bir şekilde sizin istediklerinize göre bilgi vererek bilgilendireceğiz. Şimdi de bizim eğer yayınladığımız, çektiğimiz videomuz size yararlı olmuş veya faydalı gelmiş ise lütfen beğenmeyi, abone olmayı, hatta bir yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.